Herkese merhabalar arkadaşlar. Edatlar dersiyle beraberiz. Bir diğer adıyla namı değer nedir? İlgeç dersiyle beraberiz. Kısa bir konu anlatımıyla hatta detaylara da girerek 10 dakika içerisinde bu konuyu halletmeye çalışacağız. Şimdi hemen sayfamızı değiştirelim ve dersimize başlayalım. Edatların kısa bir iki tanımını yapayım başta. Şimdi gibi dedim mesela size. Ne anladınız? Gibi. Ya hocam gibi ne demek? Devamını getirsene dersiniz değil mi? Mesela senin gibi iyi bir insan görmedim desem tamam. Dolayısıyla gibi, ile, sanki, kadar bunların tek başına anlamı yok. Yanında bir başka kelimeyle bir bütün oluşturduğumuzda anlamı olacak. Bunu bilelim. Cümleden çıkarıldığında genellikle altını çiziyorum bakın dikkat. Genellikle anlamı bozulur. Her zaman da değil. Birazdan örneklerle göreceğiz. Şimdi bakalım. Mesela gibi sözcüğü en meşhur, en önemli edatlarımızdan biri, meşhur benzetme edatı deriz. Bazen farklı anlamlara da gelir. Mesela buz gibi ayran içtik. Ayran isim mi? İsim. Nasıl ayran? Buz gibi. İsmin önüne gelip şu buz gibi sıfat oldu mu? Oldu. Hatta iki sözcükten oluştuğu için sıfat öbeği, sıfat grubu da deriz mi? Yani gibi sözcüğü yanındaki sözcükle birleşerek bir anlam ilgisi katabilir, bir sıfat öbeği oluşturabilir. Ya da dikkat, az bulunur. Ne az bulunur? Siz yükleme ne, kim gibi soruları sorduğunuzda fiile cevap verirse bu isim olur. En az iki sözcükten oluştuğu için isim grubu oldu mu? Oldu. Bakın gibi sözcüğü, gibi edatı hatta yanındaki zamirle birleşerek bir isim grubu oluşturdu. Şuna da dikkat. Nasıl ki sıfatlar ek aldığında, çekim eki aldığında ne olur? Önündeki isim düşer, adlaşır değil mi? Mesela iyi insan dedim. Tamam ek almadı. Normal bir sıfat oldu ismin önüne gelip. Tamam. Ama iyiler dersem insanları kasteder. Sıfatın önündeki isim düşer. Larlar çekim ekini aldı, adlaştı. Aynı şey işte. Gibisi. Bakın. İyi. Ekini aldı mı çekim ekini? Dolayısıyla iyilik çekim ekini aldı. Dolayısıyla bu da artık isme dönüştü, edatlıktan çıktı. Bunu da aklımızda bulunduralım. Edatlar da sıfatlar gibi ek aldığında artık adlaşır. Ağladı, fiil. Nasıl ağladı? Çocuk gibi. Fiile nasıl sorusunu sorarsam ne olur? Durum zarfı olur değil mi bu? Bakın zarf öbeği en az iki sözcükten oluştu. Zarf grubu oluşturdu bu gibi edatı. Şimdi burada da bakın geldi. Ne geldi? Kış. Gibi burada tek başına kalmış değil mi? Burada gibi edatı. Tamam. Bazen farklı anlamlar da katabilir. Buralarda tamam benzetme anlamı kattı. Buza benzeyen ayran, senin gibi bir insan, sana benzeyen insan az olur. Aynen çocuk gibi ağlıyorsun. Benzetme kattı. Burada ise kış geldi gibi. İşte yaklaştı. Bir tahmin anlamını kattı. Bazen de gibi edatı farklı anlamlar katabilir. Bu da aklımızda bulunsun. Tamam hocam. Edat nedir? Anladık. Peki edatlarımız neler? Bize onu gösterin derseniz. Ben size bütün edatları göstereyim. Şimdi gözünüz korkmasın. En meşhur edatlar zaten sol tarafa koydum buraya. Gibi en meşhuru zaten bunu işledik. Kuralları olan bir iki edat var. İle sözcüğünün kuralı var mesela. Değil de bir iki kuralından bahsedeceğim sizde. En çok kullanılan bakın için, kadar, sanki. Sadece buradan sonrası zaten kolay. Birbirinin yerine kullanacağız. Yalnız, ancak, bir, tek, soru edatı var. Bunlar arkadaşlar özellikle çokça kullanılan ekler. Şu ikisi de çok kullanılır. Bakın tamamına baktığımızda A, E, yönelme eki ile beraber kullanılan edatları görüyoruz. Makmek eki ile beraber kullanılan üzere edatını görüyoruz. Bir de buraya baktığımızda damden. Yani ayrılma hal ekiyle beraber kullanılan edatları görüyoruz. Ama ağırlıklı olarak buradan çok çıkıyor. Bunları da böyle bu tatlı zihnimize yerleştirelim. Yani birkaç ay için bu çok zor olmasa gerek. Birazdan kurallarıyla göreceğiz zaten. Hemen geçelim. Bir iki örneğine kuralları neler hocam onları da görelim. Şöyle kalemimi seçtim. Şimdi arkadaşlar... Çocuğunu sev ile sözcüğünde mantık şu. İle yerine sen V'yi koyabiliyorsan V meşhur bağlaç ya. O zaman
bağlaç olur. Eğer ile yerine sen ve'yi koyamıyorsan o zaman ne olsun? Edat olsun. Mantığı bu. Koyalım hocam. Çocuğunu sevinç ve karşıladı. Ha. Ve'yi koyabildin mi? Anlam bozuldu. Dolayısıyla ne olacak bu? Edat olacak. Şehre uçak ve gitti. Ve'yi koyabildin mi? Hayır. O halde bu da edat olacak. Şiirinde düş ve gerçek birleşir. Ha, bu sefer V'yi koyabildin. Bu sefer bağlaç oldu. Mantığı bu kadar basit. Burada ne anlamı kattı? Çocuğunu sevinçle kucakladı. Kucakladı fiil nasıl? Sevinçle. Nasıl sorusunu sorarsan, hani nasılsın diye durumunda sorarız ya insanlara. Durum anlamı katar. Şehre uçakla, ne vasıtasıyla gitti? Uçak vasıtasıyla. Bakın vasıta anlamı kattı burada da. Şiirinde düşle gerçek birleşir. Burada zaten bağlaç. Şimdi için edatına bakalım. Genellikle amaç anlamı katar, neden sonuç anlamı katar. İçin sözcüğünü gördüğümüz yere, tabi bir iki yeri de ben buraya özellikle not aldım. Genelde edat olacak. Şimdi bakın, ders çalışmak amacıyla gitti. Burada bakın, amaç anlamı kattı. Cümlenin tamamına bakın. Cümlede anlam sorusu gibi oluyor bu tarz sorular. Ne anlamı katmış bunu soruyor. Amaç, çalışmadığı için kaldı sınıfta. Niçin sınıfta kalmış? Çalışmadığı için. Burada da bakın neden sonuç anlamı kattı mı? Kattı. İçinlere dikkat. Amacıyla kelimesini getirebildim burada. O gün için için ağladı. Ağlamak fiil. Nasıl ağladı? İçin için. E sen fiile nasıl sorusunu sorduğunda durum zarf olmaz mı bu? Buralara dikkat lütfen. İkileme içerisinde kullanmış. Bu edat olmaz artık. Zarf oldu. Bugün için neşeyle dolmuş. Ha. Yani senin için değil mi? Bir sözcüğün başına benim senin onun getirirsek sondaki iyelik eki olur. Yani iyelik eki almış. İç isim. Bu isim arkadaşlar. Buraya da dikkat. Bu da edat değil. İsim oldu. Çünkü senin iç kısmın için anlamında kullanmış. Kadar sözcüğünü gördüğümüz yere direkt edat diyebilirsiniz. Bakın siz de onlar kadar haklısınız. Benzetme katmış. Karşılaştırmış. Akşama kadar soru çözdü. Derecesini göstermek istemiş zaman bakımından. Kadarı gördüğümüz yere direkt edat diyebilirsin. Değil de bir kuralımız var, ona dikkat. Eğer değil sözcüğünü siz yüklemin içerisinde görürseniz. He, ya da yüklemin içerisinde görmezseniz iş değişir. Eğer yüklemde ise, hani daha önce ek fiil dersinde anlatmıştım. Yüklem isim soyluysa. Makma iki almıyorsa direkt oraya ek fiil deriz ya. Tamam. Ayrıca değil ile yok gibi sözcükler olumsuzluk katmaz mı? Katar hocam. O zaman siz değil sözcüğünü yüklemin içinde görürseniz buna ek fiilin olumsuzu diyeceksiniz. Ama burada mesela yüklem ne? Konuyu sen değil o anlatsın. Anlatsın yüklem. Değil sözcüğünü yüklemin içinde görmezseniz buraya direkt hocam edat diyebilirsiniz. Mantık bu kadar basit. Yüklemle görürsen ek fiilin olumsuzu diyeceksin. Yüklemin içinde değilse o zaman edat diyeceksin. Bunun da basit bir kuralı buydu. Evet, sanki sözcüğünü gördüğünüz yere direkt edat diyebilirsiniz. Sanki bahardan bir gün yaşıyoruz. Bahara benziyor bugün değil mi? Benzetme anlamı katmış. Yalan söyleyen sanki benim, burada da kabullenmeme anlamı katmış. Bu tarz farklı anlamlar katabilir. İşte buraya dikkat. Sadece, tek, bir, ancak, yalnız. Bu edatları birbirlerinin yerine kullanacağız arkadaşlar. Sadece sözcüğünü gördüğünüz yere direkt edat diyebilirsiniz. Bu kadar basit. Sadece o parmak kaldır. Diğerlerinde de yerine sadece getirebilirsiniz. Mesela tek seni sevdim. Sadece seni sevdim. Oluyor mu? Oluyor hocam. O zaman tek de edat. Ağardı saçlarım tek tek. İbrahim Tatlıses derse ağardı fiil. Nasıl ağardı? Tek tek, bunlara lütfen dikkat. Yani ikileme de edat olmuyor. Fiile sen nasıl sorusunu sorarsan durum zarfı olmaz mı bu? İşte buraya da lütfen dikkat edelim. Sadece anlamını katacak. Bir sen dinledin beni. Dikkat. Sadece sen dinledin beni. Oluyor mu? Oluyor hocam. Tamam edat. Olanları bir bir anlattı dersem az önce benzerini çözdüm. Fiile sorarsam. Ne oldu bu? Zarf oldu. İşte bu. O çok iyi biriydi. Edatlar da ek aldığında ne oldu? İsim olacak. Atlaşacak. Bir dakika. Kaç dakika? İsmin önüne geldi. Bir dakika. İsmin önüne geldi. Bu da sıfat oldu. Hatta bu şarkı sözünü çok kullanıyorum. Biri bana gelsin. Biriyi de görürsek. Tek başına kullanılan biri görürsek buna da zamir diyeceğiz. Buralara da lütfen dikkat. Sadece anlamı katarsa edat olur. Ancak burada da aynı. Yalnız, sadece, ancak anlamlarını görürseniz yapıştırın edatı. Beni yalnız sen anlarsın. Beni ancak sen anlarsın. Beni sadece sen anlarsın. Edat.
Oyun oynayabilirsin sadece çok az. Bak burada sadeceyi getiremedim. Ama sözcüğünü getirirsen ama fakat meşhur bir bağlaçtı ya. Ancak sözcüğü yerine ama fakatı getirirsen o zaman ne olsun bu? Bağlaç olsun. Buraya da dikkat. Peki hocam henüz anlamı katarsa ne olur? Derse henüz başlayabildik. Derse yani yeni başladık. Zaman anlamı katıyor. Ne zaman? Henüz. Ancak. Ne zaman sorusunu sordum. Zaman zarfı oldu. Lütfen buraya da dikkat edelim. Burada da aynı mantık. Yalnız sözcüğü yerine sadece ancak getirin. Ancak benim için bak yeşil yeşil. Sadece benim için bak yeşil yeşil. Sadeceyi getirdim. Ne oldu? Edat oldu. Edatlar ek alınca ne oluyordu? Yalnızız, biz yalnızız. Değil mi? Ek fiil aldı. Ek alırsa edatlar ne olur? İsimleşir. Bu da isim oldu. Artık bunları kafamıza yerleştirelim. Bakın sözcük türlerinin neredeyse tamamını görüyoruz. Davetlere yalnız giderdi. Fiile sordum. Gitmek. Nasıl giderdi? Yalnız. Ben fiile soru sorarsam ne olur? Zarf olur. Yalnız insanlar sahilde geziyor. Nasıl insanlar? Yalnız insanlar. İsmin önüne gelirse ne olur? Sıfat olur. Lütfen bu farkları da görelim. İşte en meşhur edatları beraber işledik sizle. İşte bu kadar. Birazdan birkaç tane daha işleyeceğiz ama mantığı aynı. Mami soru edatı. Bu zaten meşhur. Gördüğünüz yere ne diyeceksiniz? Soru edatı. Şimdi geçelim o diğer geride kalan edatlara. Hemen onları da birer örnekle, ikişer örnekle aradan çıkaralım. Zaten mantığı kafamıza oturttuk. En önemlilerini beraber işledik. Bakalım hocam ne varmış? Yönelme ekleriyle kullanılanlar var. E karşı, e doğru, e karşın, e rağmen, e değin, edek, e göre gibi. Nasıl? Bana karşı bakın. Hemen bir önceki sözcük AE yönelmek ile bitiyorsa şu karşı sözcüğüne ne diyeceğiz? Edat. Bitti. Bu söze karşı. Bakın. Karşı sözcüğünden önceki AE yönelmek alan bir sözcük görecek. E karşı edat. Bitti. Ama dikkat. Karşı sözcüğü ek aldı mı? Aldı. Ek alırsa ne olacak bu edatlar? İsim olacak. Atlaşacak. Karşı taraf ismin önüne geldi. Ne oldu bu? Sıfat oldu. Buna da dikkat. E karşı hocam. Bu da edat olmaz mı? E karşı şekli bitti. Dikkat. Arkadaşlar buradan da sizi vurmak isteyebilirler. Şuradan bir kesme yaparsın. Karşı gelmek bileşik bir fiil değil mi? Evet kendi içerisinde yani buradan bağlantıyı kesiyorum. Bu da birleşik fiil oluyor. Lütfen sizi buradan vurabilirler. Buna dikkat edelim. Orada da mantık aynı şekilde. A doğru şeklinde bitti bakın. Tamam edat hocam bitti. Doğru. Tamam hocam edat bitti. Doğruları söyledi. Ek alırsa ne olsun? İsim olsun. Ağzından doğru söz çıkmıyor. Nasıl söz? Doğru söz. İsmin önüne gelirse ne olsun? Sıfat olsun. Tamam. Çocuk doğru konuştu. Konuşmak fiiline sorarsam ne olsun? Zarf olsun. İşte bu mantığı hep oturtalım kafamıza. Burada da a karşın. Tamam karşını gördüm. Edat bitti. A rağmen. Tamam a e ile bitti. A rağmen edat. Edeyim. Tamam hocam a e ile bitti. Bu da ne olsun? Edat olsun. Direkt kalıplaşmış. Sabaha dek bekleyelim. Tamam hocam bu da edat olsun. Evet göre. Bakın a göre. Sana göre. Yani görecelik anlamı katar. Edat bitti. E göre. Bakın. Diğerlerine göre güzel. Karşılaştırma anlamı da katmış. Edat bitti. Ama buraya dikkat. Nasıl gitti? Göz göre göre. Fiile sen nasıl sorusunu sordun. Bu ne oldu? Zarf oldu. Bakın karma hepsini yapıyoruz. E kaldı. Bu ne oldu arkadaşlar? İyelik ve ihale ki aldı. Artık isimleşti. Bu mantığı kafamıza oturtalım. Matmekle bitenler var. Bakın geri vermek üzere, konuşmak üzere kürsüye çıktı. Bakın. Dolayısıyla bunlar da matmek üzere görürseniz ne olacak? Şart anlamı katıyor genelde. Ya da amaç anlamı da katar. Konuşmak amacıyla kürsüye çıktı. Edat oldu. Senden başka kimseyi görmedi. Den başka. Bir de danden ayrılma hal ekleriyle oluşanlar var. Bakın. Bunlar da direkt edat dedi. Sabahtan beri. Bundan dolayı. Dolayı edatı var. Yarından itibaren edatı var. Bundan ötürü edatı var. Öğleden önce edatı var. Ya da bundan sonra, sonra edatı var. Bunlar da danden ayrılma hal ekleriyle oluşacak. Son olarak bazen de şöyle sorabiliyorlar. Edat yerine kullanılan ek vardır. Mesela, bence çok sevimli. CC2'ni görüyorsunuz. Buraya ben edat koyabilir miyim normalde? Göre edatını koyabilir miyim? Bana göre. Bakın. Çok sevimli. Dolayısıyla diyebilirsiniz ki ya bu CC2 göre edatının yerini tutmuş.
Ya da baktığınızda geldiğine ben de sevindim. Geldiğin için bıktığımdan buraya gittim. Bıktığım için. Bakın buradan da ae yönelmeki danden ayılmhaleki için edatının yerini tutabiliyor. Kardeşçe seviyor. Buraya kardeş gibi seviyor diyebilir miyim? Derim. O halde buradaki cacede gibi edatının yerini tutmuş diyebilir miyim? Diyebilirim. İşte arkadaşlar bu tarz sorularda karşınıza gelebilir. Detaylarıyla edatları işledik. Şu birkaç ay içerisinde bunları zihnimize oturtabilirsek rahatlıkla edatları yapabiliriz. Bir dahaki dersimizde sorular üzerinden gideceğiz. 10 soru sorup edatları daha detaylı göreceğiz. Daha sonraki dersimizde de çıkmış soruları çözüp ne kadar kolay sorular gelmiş onları göreceğiz. Bir başka dersimizde daha görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla, hoşça kalın.